önceki bölümlerinden. Kazananı cille müsabakalarıyla belirleyeceğiz. Onu anladım. Ama nasıl? Her gün 3 maç yapacağız. Bir hafta sonra en fazla günü galip bitiren taraf savaşı kazanmış sayılacak. Sizi müsabakalara hazırlamam gerektiğine karar verdim. Evet. Öncelikle size cilli atış tekniklerini göstereceğim. Neden kralın teklifini kabul ettin? Müsabakaları tarafsız arenalarda da yapabilirdin. Kral çok kibirli. Kazanacağından emin. Kendi arenalarında yenilmeyi düşünmek bile istemez. İşler onun için kötü giderse kontrolü kaybedecektir. O anı bekliyorum. Yeni icadımla tanışın. Adı gizli teknik cilli atma lastiği. Sana artık güveniyorum Rehsan. O halde ben de müsabakalara katılmak istiyorum. Önümüzde çok müsabaka var Rehsan. Üçlü Arena. Cilli müsabakaları birazdan başlayacak. Artık kimlerin maça çıkacağını belirlememiz lazım. Doğru söylüyorsun Müdrik amca. Solin, sen Anka ile çık. Ha? Harika, sana olacak peki? Onu sonraki müsabakalarda kullanırsın. Devleri daha tanımıyoruz. O yüzden en iyi cillini riske atman doğru olmayabilir. Ayrıca devlere karşı uçan bir cilliyle mücadele etmemiz bize avantaj sağlayabilir. Tamam Kayra. Peki ben hangisiyle arenaya çıkacağım? Sen de Nirument'le savaş Talu. Savunması kuvvetli olan bir cilliye karşılarına çıkaralım. Bu müsabakaların sonucu bize diğer günlerde nasıl davranacağımızla ilgili fikir verecek. İyi hoş da daha fazla stratejik düşünmemiz gerekmiyor mu? Ne de olsa ben hepsini yenebilirim. İlk günden büyük bir mağlubiyet yaşatsak güzel olmaz mı? Ben de talibim. Ben de calibim. Yani? Yani elimizdeki tek taklitçi cillenin sahibi. Madem ilk gün daha önce müsabakalarda görmediğimiz cillelerle savaşacağız, onların hareketlerini ezberleyip sonraki maçlar için avantaj elde edebiliriz. Yapmayın. İlk günden bu ihtiyarı karşılarına çıkartırsak Ezaki halkı sokaklara dökülüp kutlama yapmaya başlar. Bence Calip amcanın söyledikleri doğru. Devlerin müsabakada neler yapabildiklerini bilmiyoruz. En azından birinin hareketlerini ezberleyebilirsek bu bizim lehimize olur. Madem her şey kararlaştırıldı, bize de hepinize başarılar dilemek düşüyor. Bunun 7 günlük bir mücadele olduğunu unutmayın. Hiçbir şeyin moralinizi bozmasına izin vermeyin. Hadi artık gidelim. Ha? Az kalsın unutuyordum çocuklar. Bir saniye beni bekleyin çocuklar. Müdrik amca nereye gidiyorsun? Umarım geç kalmayız. Herkes bizi bekliyor. Geldim, geldim. Alın bakalım. Her birinize bir tane. Ha, bunlar ne Müdrik amca? Kadim zamanlarda cille ustaları uzun süren cille müsabakalarında bu çantaları ve cillecikleri kullanırdı. Siz de artık birer cille ustası olduğunuz için bunları kullanmaya alışmalısınız. Mükemmel oldu. Ne? Cilli ustası mı? Ben mi? Bekleyin beni Zakiler. Bunların bize ne faydası olacak ki Müdrik amca? Bunları size uzun uzun anlatacağım. Ama şu kadarını söyleyeyim. İyi bir usta olmak için bunlara kesinlikle ihtiyacınız olacak. Hadi artık gidelim. Müsabakalar birazdan başlayacak. Şimdi buna odaklanmanız lazım. Kral ilk gün bizim arenaya çıkmamızı istiyor. Güzel. Hemen gidiyoruz ve bitiriyoruz o zaman bu işi. Bekle. 4 kişiyiz. Her gün 3 maç yapıyoruz. Önce kimlerin savaşacağına karar vereceğiz. Benim ilk gün arenaya çıkmam şart. Bir de benim. Sen de hazır ol Haver. Bugün sen de savaşacaksın. Şarkan gibisini görmemişlerdir.
en şaşırtıcı hareketlerini kullan. Ben? Sen gelme. Esefa. Ama komutanım, bugün çıkmama izin verin. Tamam, tamam. Sen de hazır ol bugün. Kaybedersen hesabını sorarım, haberin olsun. Abus da bir dahaki sefere savaşır. Neyse, oyalanmayalım. Neredeyse vardık. Arena koridorun sonunda olmalı. Şu sesleri duyuyor musunuz? Dışarıda yüzlerce insan olmalı. Hepsi de bizi izlemek için toplanmış. Bu muhteşem olacak. Sakin olun çocuklar. Heyecanınızın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. He? Celip nerede? Bilmiyorum. Hemen arkamızdan geliyordu. Of! Nereye kayboldu bu adam şimdi? Tam da müsabakaların başlayacağı sırada. He? Bu inanılmaz. Gerçekten çok büyükmüş. Talu, Solin. Ha? Sadece size güvendiğimi söylemek istedim. Bugüne kadar beni hiç yalnız bırakmadınız. Bundan sonra da bırakmayacağınızı biliyorum. Çünkü sizler benim en iyi arkadaşlarımsınız. Kayra. İstesen de bir yere gitmem zaten. Hadi bakalım, bu kadar konuşma yeter. Şimdi herkes yerlerine geçsin. Of! Sıkıldım. Hadi artık şu maç başlasın. İnsanlar! Ne oldu? Korktunuz mu? Karşıma çıkaracağınız bir cille ustası yok mu? Geldim işte. Rakibim sen misin? Beklettiğim için kusura bakma. Karşıma çıkara çıkara senin gibi yaşlı birini mi çıkardılar? Hey! Sana diyorum amca! Oho! Kulakları da duymuyor. Of! Ben seninle cille maçı yapamam. Ne oldu? Korktun mu? Hı? Ne dedin sen? Korktuysan maç yapmayalım dedim. Sen şimdi gününü görürsün. Hadi bakalım. Dikkat et! Girmesine izin verme! Sağa kaç! Bu maç çok kolay olacak. Sureta'nın cillesini kopyalaması için ilk saldırı hakkını onun kazanması lazım. Ama biraz eğlenmenin ne zararı olur ki? Toprağın altına gir Sureta! Boşuna uğraşıyorsun. Kazanma şansın yok. Şimdi de saldır. Sen şimdi gününü görürsün. Şimşek hızı susmar. Şu çukura gir hemen. İlk saldırı hakkı benim.
müsabakayı kazanacağın anlamına gelmiyor. Bu nasıl bir cille ustası böyle? Şuna bak, tepki bile vermiyor. Ortaya çık Şarkan! Yoksa Harkas'la mı savaşmalıyım? Bunları kafamdan çıkarmalıyım. Şarkan! Kum girdabı! Acaba rakibim kim? İlk defa başka bir cilleyle müsabaka yapacağım. Sana güveniyorum Nirument. Komutanım! Maçı bu şimdi. Asker! Komutanım? Hiç kimse Ezaki Krallığı'na isyan edemez. Hiç kimse Ezaki Krallığı'na ihanet edemez. Şunu bilsinler ki hepsinin sonu az sonra şu kel kafalı çocuğun başına gelenlerle aynı olacak. Hop! Ağır ol bakalım. Koskoca komutan olmuşsun, konuşmaya bak. Yakışıyor mu hiç sana? İyi ki kel olmuşuz ya. Yoksa ne diye laf atacaklar da bilmiyorum. Kralımız için. Başladık mı? Thank you.
ki? Peki bu adam neden bir şeyler yapmıyor? Ama bu nasıl olur? Akuran! Ortaya çık! Zar çoluk çocukla muhatap oluyor. Nirument mi? O benim. Benim o. Şuna bak. Utanmadan ilk maça benim yaratığımla çıkıyor. Ne çok mızmızlandın. Kes sesini. Merak etme. Komutan bu maçta onu geri alacak. Peki asıl sahibine. Yani bana verir mi Nirument'i? Sus. Başımı ağrıttın. Başla bakalım. İlk saldırı hakkı senin. Ona hırçın neymiş göstereceğim. Kadem saldırısı! Savunmada kal Nirument! Dikkat et! Nirument, iyi misin? İyi değil. Daha da kötü olacak. Görürsün sen. Nirument, topla kendini çabuk. Biz de ona gücümüzü gösterelim. Kemik kafa darbesi! Akuran, bazı savunması! Bu çocuk çok acemi. Zaf güç üzerine bir dövüşte Akuran'a hiçbir şey yapamaz. Kendi cillene karşı dövüşmek zor olsa gerek, öyle değil mi? Cillemi kopyalamak neymiş göreceksin! Susmar! Mızrak saldırısı! Sefa. Susmar daha güçlü. Sinirlenmeye başladı. Yakında kontrolden çıkıp hata yapacak. Hepsi bu kadar mı? Sana bunu ödeteceğim. Mızrak saldırısı! Örümcek kapanı!
Beni hayal kırıklığına uğrattın Cahan. Kayra'nın savaş alanına ulaşmaması gerekiyordu. Artık hata istemiyorum. Şimdi git ve işini yap.